karşımızda genel bir hidrohalojenleme tepkimesi var. Buradaki alkenimizi bir hidrojen halojenirle tepkimeye sokacağız. Bu tepkimede hidrojen çift bağın bir tarafına eklenirken halojen ise diğer tarafına ekleniyor. Şimdi bu tepkinin mekanizmasına bakalım. Evet, bu alkenimiz. Bu da hidrojen halojenirimiz. Hidroklorik asit gibi bir şey düşünün. Güçlü bir asit çözelti de proton verir. Şimdi hidrojen halojenir burada asit görevi görürken alkense baz görevi görecek. Yani pi bağındaki elektronlar bu protonu alıp ardından bu iki elektron halojene geçecek. Yan tarafta bu asit baz tepkimesinin sonuçlarını çizelim. Hidrojeni şöyle soldaki karbon üzerine çizerek eklendiğini gösterelim. Sağdaki karbonun 4 bağı vardı ama artık 3 tane var ve bu da artı yükte olacağını gösteriyor. Yani o artık bir karbokatyon. Tabii bu karbokatyon elektron istiyor. Yani oktete ulaşmak istiyor. Başka bir deyişle bu bir elektrofil. Diğer yanda ise 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olan halojenimiz var. Ve bir tane elektron çifti daha kazandı. Yani etrafında toplamda 8 elektron oluyor ve bu da ona eksi bir formal yük vermiş oluyor. Böylece bu da bir nükleofil. Nükleofilimiz elektrofilimize şu şekilde saldıracak ve şurada gördüğümüz gibi bağ kuracak. Bu da bize ürünümüz olarak alkil halojenürü verecek. Peki şimdi mekanizmamız üzerindeki birkaç elektronu takip edelim. Burada pi bağındaki mavi ile işaretlediğim bu elektronlar şuradaki karbon ve proton arasındaki bağ oluşturan elektronlar oluyor. Diğer elektronları takip edeceksek bunlar da halojene geçen elektronlar. Daha sonra karbonla halojen arasındaki bağ oluşturanlar da yine bu elektronlar oldu. Bu yüzden mekanizmalarda elektronların hareketlerini takip etmek çok önemli. Şimdi başka bir alıştırma yapalım. Evet, tepkimemizi çizmeye başlayalım. İşte alkenimiz. Şimdi bu alkeni hidroklorik asitle tepkimeye sokacağız. Mekanizmanın ilk adımında pi elektronları baz görevi görüp bu protonu alıyor ve ardından buradaki elektronlar da klora geçiyor. İşte şimdi bir sorunumuz var. Protonumu hangi tarafa ekleyeceğim? İki seçeneğim var. Öncelikle protonu üstteki karbona ekleyebilirim. Hadi şimdi bunu yapmaya çalışalım. Protonu üstteki karbona ekliyoruz. Bakalım sonuç ne olacak? Evet şöyle çizecek olursak burada metil grubumuz var ve hemen yanında da eklediğimiz proton var. Tabii böyle olunca bu karbondan bir bağ almış olduk. O zaman karbokatyon burada olacak. Peki türü ne olacak? bu karbonun iki tane başka karbona bağlı olduğunu görüyoruz. O zaman sekonder. Şimdi protonumuzu diğer karbona eklediğimizde neler olacağına bir bakalım. Yani tam şuradaki karbona. Öyleyse hemen altına çizerek bu sorunun da cevabını alalım. Metil grubumuz halen burada. Bu kez protonumuzu alttaki şu karbona ekliyoruz. Tabii bu noktadan ekleyince karbokatyonumuz artık üstteki şu karbon oluyor. Artı yükünü de hemen üzerine çizelim. Peki bu kez sürü ne? Şimdi bu artı yüklü karbonumuza baktığımız zaman 1, 2 ve 3 karbona bağlı durumda olduğunu görüyoruz. O zaman tersiyer. Tabi tersiyer bir karbokatyonun sekonder bir karbokatyondan daha kararlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden tersiyer karbokatyon sekonder karbokatyondan daha hızlı oluşacaktır. Evet şimdi mekanizmamızın ikinci adımına geçebiliriz. Klor artık eksi yüklü olarak karşımıza çıkıyor ve artık nükleofil görevi görecek. Bu ortaklanmamış elektron çifti bu karbona saldıracak ve ardından ürünümüz oluşacak. Öyleyse şuraya ürünümüzü çizmeye başlayalım. Burada metil grubumuz vardı ve karbona artık klor bağlı yani halojen daha süpsütü olan karbona ekleniyor. Buna da Markovnikov kuralı deniyor. Hemen yazalım Markovnikov kuralı. Halojen daha sübstüte olan karbona ekleniyor ve bunun da nedeni daha sübstüte olan karbonun mekanizmada daha kararlı karbokatyon olmasıdır. Önce alkenimizi çizerek başlıyoruz. Ardından bunu yine hidroklorik asitle tepkimeye sokuyoruz. Ve ilk adımımızda buradaki pi elektronları baz görevi görerek bu protonu alıyor ve bu elektronlar da klora geçiyor. Peki protonu hangi taraftan ekleyeceğiz? Protonumuzu çift bağın sol tarafından da ekleyebiliriz, sağ tarafından da. Şimdi amacımız yapabileceğimiz en kararlı karbokatyonu oluşturmak. Bu yüzden protonu çift bağın sağ tarafından eklememiz daha mantıklı olacak. Çünkü öyle yaparsak bir karbokatyon oluşmuş olacak. Peki bu ne tür bir karbokatyon? Buradaki artı yüklü karbonumuzdu ve diğer iki karbonla bağ var. Yani bu bir sekonder karbokatyon. Eğer protonumuzu çift bağın sol tarafından ekleseydik o zaman primer bir karbokatyon olacaktı. Ancak sekonder karbokatyon daha kararlı. Tersiyer bir karbokatyon oluşturabilir miyiz? Çünkü bildiğimiz üzere tersiyer karbokatyon sekonder karbokatyondan daha kararlıdır. Sorumuzun cevabı evet, elbette yapabiliriz. Şimdi tam bu karbona bağlı bir hidrojen çiziyoruz. Önceki videolardan gördüğümüz gibi burada bir hidrür göçü olabilir. Öyleyse bu proton ve bu iki elektron hidrür anyonumuz oluyor. Ve şimdi bu iki elektron bu karbona doğru hareket ederek yerini değiştirecek ve yeni bir kovalent bağ oluşacak. Peki mekanizmamızda hidrür göçü olursa ne elde ederiz? Artık hidrojen bu karbon üzerinde yer alıyor ve böylece bu karbon artı yükünü kaybetmiş oluyor. Tabi yanındaki karbondan bağlanınca bu kez artı yük ona geçmiş oldu ve artık yeni karbokatyonumuz burası. Peki bu karbokatyonu nasıl sınıflandıracağız? Hemen sayalım. 1, 2 ve 3 karbon. Yani bu sekonder karbokatyondan daha kararlı olan tersiyer karbokatyon. Mekanizmamızdaki son adımımıza geçecek olursak, şimdi burada mekanizmanın ilk adımından elde ettiğimiz klorür anyonu bulunuyor klorür anyonu eksi yüklü nükleofil görevinde. Ve bu adımımızda karbokatyonumuza bir nükleofil saldırısı olacak. Yani tam şu noktaya. Böylece bu karbon ve halojenimiz arasında bir bağ oluşturmuş olacağız. Öyleyse hemen son ürünü çizelim. Önce siklohexan halkamızı çiziyoruz. Yok bu iyi olmadı. Yeniden çizelim. Evet ilk olarak siklohexan halkamızı çizdik. Bu karbona bağlı bir etil grubumuz mevcut ve burada da klor var. Ve böylece bu ana ürünümüz oluyor. Şimdi bu halken hidroklorik asitte tepkimeye girdiği zaman tepkimenin stereokimyasına kimyasına neler olduğuna hızlıca bakalım. Evet ilk adımda pi elektronları bu protonu alır ve buradaki elektronlar da klora geçer. Sorumuz yine aynı. Protonu hangi taraftan ekleyeceğiz? İki olasılığımız var. Çift bağın sol tarafından da sağ tarafından da ekleyebiliriz. Çift bağın sağ tarafından eklememiz daha mantıklı olacak. Çünkü böyle yapınca daha kararlı bir karbokatyon ortaya çıkmış olacak. O zaman sağ taraftan ekliyoruz ve buradaki karbon artı yüklü oluyor. Peki bu nasıl bir karbokatyon? Bu artı yüklü karbona baktığımızda diğer iki karbonla bağ olduğunu görüyoruz. Demek ki bu sekonder bir karbokatyon. Tersiyer bir karbokatyon elde etmek için herhangi bir düzenleme yapmayacağız. Bu yüzden sekonder bir karbokatyon şu anda elde edebileceğimiz en kararlı karbokatyon. Karbokatyonlar 3 bağ olan karbonlardır. Yani sp2 hibritleşmiş karbon söz konusudur. Şimdi bu karbokatyonu buraya yeniden çizelim. Diyelim ki buraya çizdiğim karbon karbokatyonumuzu temsil ediyor. Peki buna ne bağlı? Sol tarafta bir etil grubumuz var. Yani CH2, CH3. Tabii bunun dışında bir metil grubunun da bağlı olduğunu biliyoruz. Tam şurada. Arkası dönük şekilde bir metil grubumuz var. Ayrıca burada da bir hidrojen var. Çizmemiştik ama kama üzerinde şu şekilde. Evet, bu karbonun sp2 hibritleşmiş olduğunu biliyoruz. Ki bu da hibritleşmemiş bir p-orbiteri olduğunu gösteriyor. Öyleyse şimdi buraya p orbitelimizi çizelim. Tabii buradaki karbokatyonumuzu belirginleştirmek için yanına artı yükünü ekliyorum. sp2 hibritleşmiş karbon demek. Bu karbona bağlı atomların aynı düzlemde olması demek. Şunun gibi trigonal düzlemsel geometrik yapıdan dolayı karbokatyonumuzun düz olduğunu düşünebiliriz. Evet, şimdi bu düz sp2 karbokatyonun tam karşısına klorür anyonumuzu çizelim. Tabii eksi yükünü de hemen üzerine ekleyelim. Nihayetinde bu klorür anyonumuz nükleofil saldırıda karbokatyonumuza saldırdığı zaman iki seçenek var. Bunlardan biri bu düzlemin üzerinden saldırması. O zaman şimdi bu saldırının sonuçlarını çizmeye başlayalım. Evet, elimizde neler var bakalım. Yeni oluşturduğumuz bağla karbon ve klor şurada. Sol tarafında ise CH2, CH3 var. Sağ tarafında ise bize dönük bir şekilde bir hidrojen bulunuyor. Tam yanında da bu kez düzlemde bizden uzaklaşan metil grubu olacak. Tabi bu birinci olasılıktı. Peki eğer klorür anyonumuz düzlemin alt tarafından saldırırsa neler olur? Düzlemsel yapı olduğu için üstten de alttan da %50 saldırma şansı var. Şimdi alttan gelecek bir saldırı sonucunda neler olacağına bir bakalım. Önce karbon ve altına klorürü çiziyoruz. Sol tarafta bir etil grubu yani CH2, CH3 var ve diğer tarafta ise bize dönük şekilde hidrojen bulunuyor. Son olarak da düzlemde bizden uzaklaşan bir metil grubu yer alıyor. Şimdi bu iki ürüne de baktığımızda bir kiralite merkezi görüyoruz. Yani buradaki karbona bağlı 4 farklı grup bulunuyor ve sp3 hibritleşmiş durumda. Aynı durum diğer ürün için de geçerli. Böylece bu iki ürün birbirlerinin ayna görüntüleri, yani çakışamayan enantiyomerler. Bakalım şimdi bunları daha bilinen bir nokta yapısında çizebilir miyiz? Eğer atom model setine ihtiyaç duyarsanız şimdi yanınıza alıp kullanın. Şimdi tam buraya gözümüzü yerleştirelim ve kiralite merkezine yukarıdan bakalım. Peki buradaki ne tür bir enantiyomer? Adım adım gidecek olursak burası kiralite merkezimiz ve bu bakış açısından bakıyorsak sol tarafta bir etil grubu yani CH2, CH3 ve sağda ise bir metil grubu olacak. Bu hidrojen bize dönük dururken klorsa düzlemde bizden uzaklaşacak. Bakmakta olduğumuz enantiyomer işte bu şekilde. Peki diğeri nasıl olacak? Aynı şekilde. Şu noktada durup kiralite merkezine bakıyoruz. Bu durumda etil grubumuz solda, metil grubumuz sağda olacak. Ve tabi bu klor bize dönük bir şekilde duracak. İşte böyle. Böylece ürünlerimizden rasemik bir karışım elde ediyoruz. Bu yüzden mekanizmanızda karbokaltyonlar olduğunda mutlaka dikkatli olun ve trigonal düzlemsel bir geometrik yapıya sahip olduklarını unutmayın. Ayrıca tepkime kiralite merkezleri oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu ona bir bakın. Ve eğer Kiralite merkezleri oluşturuyorsa ürünlerinizden rasemik bir karışım elde edeceğinizi de unutmayın.